Hocam bence boşlukların insanı en çok anlayamıyor, o yüzden boşluklarda bir nevi seyahat ediyor. Gözüme çarpan olaylardan biri Oğuzhan Uğur'un Robot Sofya ile yaptığı işte 3 hafta önceki röportaj. Egzantrik bir konu, bence hoş, üzerine konuşulabilir. Fantastik sonuçta bir robotla, bir insansı robotla sohbet ediyorsun ama ben orasına takılmadım, onu size soracağım. Robot Sofya'ya bizim gösterdiğimiz reaksiyon, geri bildirimler kitle olarak ne düşündünüz? Valla ben videoyu izleyen demez, dedim Oğuzhan'ı bulunca bir konuşacağım bu konuyu çünkü orada yani bariz görünen bir şey var. Biraz bu konularla ilgiliysen anlayamıyor diyorsun ya. Daha önceki tecrüben aracılığıyla ufak da olsa anlayabildiğim bir şey var. Orada bir kurgu var. Bu doğal bir sohbet değil ve bu kurgu aslında bir mesaj veriyor izleyene. Bu mesaj beni biraz rahatsız etti. Çünkü tahmin ettiğim gibi bir gün içerisinde dönmeye başlayan, yayından sonra dönen tweetler, ifadeler, işte gönderilerdi, herkes herkeste gerçekten bir gerginlik, bir korku, gerçekten böyle işte insanlığa posta koyabilecek bir yapay zekanın varlığına dair ciddi bir beklentinin... Bunun karşılığının olduğunu gördüm yani. Tabii ki şu andaki teknolojide böyle bir şey yok. Zira birkaç hafta sonra işte Uğur Ceyda, ben bir programda birlikteydik, konuştuk. E tabii büyük oranda kurgu var arkasında. O bir sahne şovu aslında. Müzik fakat işte bizim bu boşluk içerisinde o kadar çok hızlı anlamaya, komplo teorisine bağlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki eğer konuyla ilgilenmemişsen ve popüler düzeyde karşına çıkan bir şeyse hemen kanaat oluşturabiliyorsun. Ama kanaat çoğu zaman yıkıcı olabiliyor maalesef. Mesela insanlar şimdi bu teknolojiden uzak düşebiliyorlar. Bu riskli bir şey. Ya bu teknoloji şu anda evde geliştirilebilir imkanlar sunarken garip bir korkuyla mesela insanlarla teknoloji arasında mesafe giriyor. Olduğundan daha fazla algılanan bir teknoloji yüzünden büyük devletlerin, küçük üzerine manipülasyonları artıyor falan falan falan. Yani bir sürü boşluk doğuyor buradan acım. Bence durum iyi değil. Ben de şöyle düşündüm. İnsanın herhalde diğer türlerden farklı olarak taşıdığı en önemli zeka türü bilişsel zeka bizi bu kadar sıçratan şey o görünüyor zaten. Bilişsel zekamızı bu konuda nasıl bu kadar kullanamadık diye endişelendim. Gerçi her daim karşılaştığımız şey. Sofia da bilişsel bir robot bu arada. Birazcık gelecek kuramlarını bir felsefi temeli oturtarak konuşabilsek nasıl bir boşlukta olduğumuzu anlarız. Hanson Robotik üretiyor, yıl 2016. İnsansı robotların bilişsel robot türünde, daha birinci fazı gibi düşünelim. Geliştiriliyor robot ama teknik olarak bir tane üstün özelliği var, bir tane iyi özelliği var diyeyim. Ama bu, birçok insansı robotta var. Paul Ekman'ın Lie to Me, mikro ifade analizi. Onda da bir duygu okuma modu var. Yüz ifadesinden, ses tonundan, aslında mooding teknoloji gibi düşünelim, duygularımızı okuyor. Oradan şunu anlayabiliyor olmalıydık. Eğer Oğuzhan Uğur o programda işte insan evrende bir boşluk mu? Bir gün bizi yok edecek misiniz falan diye değil de canım Sofya'cığım sonunda aradığım kadını buldum. Gözlerinin içerisinde aşkı görüyorum deseydi muhtemelen Sofya'da mooding olduğu için yani oradaki duyu tanıma transferi bir nevi böyle bir teknolojisi olduğu için ona öyle cevap verecekti. Bir Oğuzhan Uğur, Sofya aşkı olacaktı. Bu kadar basit bir olgu. Oğuzhan aman diyeyim. <laughs> evet bence de bu kadar basit bir olgu. Bir taraftan da acayip büyük bir pazarlama robotu. Ben sadece bir kere röportaj yaptım, üç kere falan moderasyonda izledim. Zaten 2016'dan beri dünyanın her yerini dolaşıyor. Parasını veriyorsun, dolaştırıyorsun yani aslında evet, robot böyle bir şey. Benim boşluklarımı dolduran önemli bir bilgi. Sofya'nın seans başına yaklaşık 20 bin dolarlık maliyetinin oldu. Bazı sorulara cevap vermek için 10 ila 20 dakika beklemen gerekti. Yani bazen işlemleri de o kadar hızlı olmayabiliyor. Aynen. Aynen. Biz biraz bir kurgu izliyoruz. Evet. Ee, bunu anlayamamak kötü. Evet, hocam. Kurgulardan yani asıl gerçeklere soru, geçmek lazım yani. Aslında bunu şey anlayamamak. O yani. boşlukları doldurdukça işte insana bir rahatlama geliyor bence.